Basit difüzyon. Şimdi difüzyon çeşitlerine geldik. Arkadaşlar, yağda çözünen veya yağı çözen maddelerin fosfolipid tabakasından herhangi bir taşıyıcı madde kullanılmadan fosfolipidin içinden geçmesine basit difüzyon diyoruz. Bakın içinden geçiyor. Şurada da görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi fosfolipid tabakasından geçiyorlar. Herhangi bir engel yok. Taşıyıcı madde de yine yok. Sadece lipid tabakasından çözünerek geçiyor. Bu geçiş için herhangi bir taşıyıcı madde veya taşıyıcı protein kullanıldı mı? Kullanılmadı. Gerek yok. Zaten geçiyor. Yani bir engel yok. Engel varsa taşıyıcı madde kullanacaktım. Enzim kullanıldı mı? Hayır, kullanılmadı. Canlılık olayı mı? Enzim kullanılmadı ise bu bir canlılık olayı değildir. Peki ATP harcandı mı? Zaten enzim kullanmadığım bir olayda benim ATP harcamam mümkün değil. Üstelik maddeler kendi kinetik enerjileriyle geçiyor. ATP harcamama da gerek yok. Kolaylaştırılmış difüzyona gelelim. Bu ise suda çözünebilen maddelerin geçişi. Mesela şu madde fosfolipid içinden çözünemeyeceği için geçemeyecektir. Bakın bunlar yağda çözünmüyor, fosfolipid de çözünmüyor. Buradan geçemez. Dolayısıyla nereden geçmek zorunda? Onları taşıyacak bir taşıyıcı maddenin içinden geçmek zorunda. İşte buna biz kolaylaştırılmış difüzyon diyoruz. Yani bir nevi suda çözünen maddelerin geçişidir. Basit difüzyon yağda çözünen maddelerin, kolaylaştırılmış difüzyon ise suda çözünen maddelerin geçiş yöntemidir. Nedir bu suda çözünenler? Glikoz, fruktoz, galaktoz, amino asitler, iyonlar, bu tür maddeler taşıyıcı bir protein yardımıyla çok yoğun olduğu ortamdan az yoğun olduğu ortama geçiyorlar. Şimdi taşıyıcı madde kullanıldı mı? Şurada görüyoruz zaten taşıyıcı maddenin kullanıldığını, mecbur kullanılmak zorunda. Çünkü madde fosfolipitten geçmiyor. Taşıyıcı madde kullanılır. Enzim var mı arkadaşlar? Hayır, enzim kullanılmaz. Burada dikkat edeceğimiz bir nokta var. O da şu, bazı YKS hazırlık kaynaklarında enzimin kullanıldığı yazar. Bu bilgi doğru bir bilgi değildir. Bunun deneyleri dahi yapıldı. Canlılık olayı değil, enzim kullanılmadığı için. ATP harcanıyor mu? Hayır, ATP harcanmaz. Zaten maddenin geçişinde bir engel, enerji bakımından bir engel yok. Kendi kinetik enerjileriyle geçebiliyorlar. Bu yüzden de ATP harcamama gerek yok. Şu ikisine dikkat ediyoruz değerli arkadaşlar. Enzim kullanılmıyor, canlılık olayı değildir. Yapılan bir deneyde yapay zardan kolaylaştırılmış difüzyonla maddelerin geçebildiği görülmüştür. Bu durum bu olayın enzimatik ve canlılık olayı olmadığını gösterir. Bunu da özel olarak yazdık. Şimdi ortamlar arası yoğunluk farkı, basit difüzyon hızı. Basit difüzyonun önünde bir engel yok. Dolayısıyla konsantrasyon farkını artırdıkça basit difüzyon hızımız da artacaktır. Ancak kolaylaştırılmış difüzyon için bana taşıyıcı madde lazım. Taşıyıcı maddelerin tamamı çalışana kadar, doyana kadar difüzyon artar ancak sonra sabit kalır. Burada sabit kalmasının nedeni şu. Taşıyıcı maddelerin tamamı zaten çalışıyor. Taşıdığı maddeye doymuştur. Evet, gelelim suyun difüzyonuna. Ozmoz suyun çok yoğun olduğu ortamdan az yoğun olduğu ortama geçişidir. Önceki dakikalarımızda anlattığımız gibi suyun iki geçişi var. Bunlardan bir tanesi şurada gördüğümüz gibi protein kanallardan, akvaporinlerden geçişi. Fosfolipitler hidrofob olduğu için fosfolipid tabakasından su geçemeyecektir. Ancak ne demiştik biz? Hücre zarında fosfolipitler takla atarak yer değiştirebiliyor. Su buradan da geçebiliyor. Yani bu arada oluşan boşluktan da geçebiliyor. Ancak buradan tek tek geçiyor. Kanallardan ise kitlesel olarak geçiyor. Yani iki geçişi var. Tek tek moleküler olarak fosfolipid tabakasından geçiyor. Fosfolipitler yer değiştirirken
Protein kanallardan ise kitlesel olarak geçiyor. Arkadaşlar, su yoğunluğu ile çözünen madde yoğunluğu arasında ters orantılı bir ilişki söz konusu. Su yoğunluğu ve çözünen madde nasıl bir ilişki var? Ters orantılı bir ilişki var. Zaten bunu kimyadan, çözeltilerden de biliyorsunuz. Bir çözeltiye çözünen maddeye koyarsa su yoğunluğu azalmış olur. Yani çözeltimiz derişik olmuş olur. Şimdi şu örneğe bakalım arkadaşlar. %60 glikoz, %20 glikoz var. Arkadaşlar, çözeltinin, hücre içindeki çözeltinin %20'si glikozsa %80'ini su olarak alacağız. %60'ı glikoz ise %40'ını su olarak alacağız. Su nerede çok? Hücremizin içinde %80, hücrenin dışında %40. O zaman hücre içinden dışarıya doğru su çıkışı olacak. Tabi burada glikozların difüzyonu da var. Hemen her tarafı eşitleyelim isterseniz. Glikoz çok yoğun olduğu ortamdan az yoğun olduğu hücre içine geçecek. 60, 20 daha ne yapar? 80. O zaman yarısı %40 glikoz burada, %40 glikoz burada. Suya baktığımız zaman hücre içindeki çözeltinin %40'ı glikoz ise %60'ı su. Hücre dışında çözeltinin %40'ı glikoz ise %60'ı su. Yani su da eşitlendi. Şimdi şu örneğe geldiğimiz zaman %20 glikoz, %5 glikoz. İsterseniz şunu %6 yapalım, rahat olsun. Hücre içinde %20 glikoz var. O zaman ne diyelim? 80 su. %6 glikoz var. O zaman 94 su diyelim. Su nerede fazla? Hücremizin dışında. 94 su, içinde 80 su, çok yoğundan az yoğuna doğru su geçiş olacak, yani ozmoz olacak. Su hücre içine doğru girmiş oluyor. Arkadaşlar, çözüneni dengeleyelim. 26 daha 26 yapar. İki ortama eşit bir şekilde, yani %13'e %13 glikoz şeklinde paylaştıralım. %13'ü çözünense değerli arkadaşlar %87'si su olur. %13'ü çözünense hücremizin de %87'si su olur. Demek ki hücremizin başlangıçtaki suyu 80, şimdiki suyu 87. Demek ki ne yaptı? Su almış oldu. Yani ozmoz oldu. Hücremizde %10 glikoz, dışarıda %10 sükroz var. Biliyorum ki ben sükroz geçmeyecek ama glikoz geçecek. Önce isterseniz difüzyonu yapalım. Ondan sonra su nereden nereye geçiyor ona bir bakalım. Arkadaşlar, sükroz dışarıda kalacak. İçeriye doğru sükroz girişi olmayacak. %10 sükroz. Glikoz hücre içinden çok yoğun olduğu ortamdan olmadığı hücre dışına doğru geçecek. %5 glikoz. %5 glikoz olacak şekilde. Şimdi dış ortamda %15 çözünen madde oldu. Hücre içinde %5 çözünen madde oldu. O zaman hücre içinde %5 çözünen varsa hücre içinde %95 su vardır. Hücre dışında %15 çözünen varsa o zaman %85 su vardır. Su hücre içinde fazla olmuş oldu ve o zaman bu hücrenin su kaybetmesi gerekiyor. %20 sodyum klorür, %10 nişasta. Biraz önceki örnekle aynı. Nişasta zardan geçmeyecek. Geçen maddemiz sodyum klorür. Hemen bunu paylaştıralım. Şöyle altına doğru ya da üstüne doğru yazalım arkadaşlar. Sodyum klorür %20, %10 sodyum klorür hücre dışında, %10 sodyum klorür hücre içinde olacak. Burasını eşitledim ama dışarıda aynı zamanda %10 nişasta kalmıştı. O içeriye giremedi. O halde toplam çözünen madde oranı hücre dışında %20 oldu. 20'si çözünense 80'i su, %10 çözünense %90 su. O zaman neresi su verecek sorusunun cevabı çıkmış oluyor. Su hücre içinden az yoğun olduğu hücre dışına doğru çıkacak. İki ortamın derişimi eşitleninceye kadar. Şimdi bazı tanımlar var, onlara bakalım. Ozmotik basınç, düşük yoğunluktaki bir çözeltiden, düşük yoğunluktaki bir çözeltiden yüksek yoğunluktaki bir çözeltiye ozmozla su ya da diğer bir çözücünün girmesi sırasında meydana gelen basınca verilen isim.
Emme kuvveti hücre içine su girişini sağlayan, hücrenin ozmatik değerinin oluşturduğu çekim kuvvetine emme kuvveti denir. Hipertonik ortam, derişimi yüksek olan ortam, hipotonik ortam, derişimi düşük olan ortamdır. Zaten hiper yüksek anlamına gelir, yüksek. Hipo düşük, alt anlamına gelir, düşük. İzo eş, eşit anlamına gelir, derişimi eşit olan ortamlardır. Turgor basıncı ise suyun çepere yaptığı basınçtır. Tanımlarımızı bu şekilde yaptık. Emme kuvvetini şu şekilde de arkadaşlar ifade edebiliriz. Şurası turgor ise veya su yoğunluğu ise, şu da ozmatik basınç olsun. Ozmatik basınç. Ozmatik basınç ile turgor basıncı arasındaki fark bize emme kuvvetini verecek. Şu andaki emme kuvveti bu noktada, ozmatik basınç bu kadarken emme kuvvetinin büyüklüğü bu kadar. Şimdi ozmatik basıncı azaltıyorum. Ozmatik basınç azaldığında su yoğunluğu da artmış oluyor. Emme kuvvetine baktığım zaman arkadaşlar bir öncekine göre azalmış. Ozmatik basıncı daha da düşürüyorum. İkisi arasındaki fark daha da azaldı. Daha da azaldı. O zaman burada emme kuvveti, şurası emme kuvveti, onu yazalım. Emme kuvveti eşittir ozmatik basınç eksi turgor basıncı şeklinde ifade edebiliriz. Evet, size şöyle bir ipucu vereyim değerli arkadaşlar. Çözünen madde ozmatik basınç, emme kuvveti, hipertoniklik ve ortamın yoğunluğu yani derişimi, kimyadan da biliyorsunuz zaten. Bunlar kendi arasında doğru orantılıdır. Yani çözünen maddesi fazlaysa bir ortamın ozmatik basıncı, emme kuvveti yüksek, yoğunluğu yüksek, o ortamda hipertoniktir. Su, hipotoniklik ve turgor basıncı ise bunlar kendi arasında doğru orantılı. Her iki grup kendi arasında ters orantılıdır. Mesela şöyle bir örnek verelim. Kap alıyorum. Bu kabı ikiye ayırdım. Burada arkadaşlar şey yok. Yani zar falan yok. Yere geçirgen bir zar değil. Mesela buradaki çözünen madde oranı atıyorum %10 sükroz olsun. Burada ise %40 sükroz olsun. Şimdi çözünen madde nerede fazla? Burada fazla. Şimdi dikkat edin. Ne demiştik? O zaman çözünen madde ile ozmatik basınç, emme kuvveti, hipertoniklik ve yoğunluk doğru orantılı ise, çözünen madde ikinci ortamda fazla olduğu için ikinci ortamın ozmatik basıncı, ikinci ortamın emme kuvveti, ikinci ortamın derişimi daha yüksek olacaktır. Ozmatik basıncı ve çözünen maddesi fazla olduğu için ikinci ortamımız da hipertonik olacaktır. Yani bu beşli doğru orantılı olarak değişiyor. Hangisinin su yoğunluğu daha fazla? %10 çözünense 90 su. %40 çözünense 60 su. Su birinci ortamda daha fazla. Su ile hipotoniklik doğru orantılıydı. Eğer ikinci ortam hipertonikse birinci ortam ne olmuş oldu? Hipotonik olmuş oldu. Turgor nerede daha fazla olacak? Suyun çepere yaptığı basınç ise su birinci ortamda daha fazla olduğuna göre o halde birinci ortamın turgor basıncı daha büyük olacak. Evet, bu aradaki ilişkiyi bulabilirsek, aklımızı tutabilirsek soruları da rahat çözeriz. Mesela bazı grafik soruları çıkabilir. Atıyorum ozmatik basınçla emme kuvveti arasındaki ilişki, hipotoniklikle su yoğunluğu arasındaki ilişki, emme kuvveti hipotoniklik arasındaki ilişki. Bu tür grafikleri sizden isteyebilirler. Hipotoniklik ile hipertoniklik arasındaki ilişki, nokta nokta koyalım. Şimdi ben doğru orantıları biliyorum. Çözünen madde, ozmatik basınç, emme kuvveti, hipertoniklik ve yoğunluk, bunların hepsini oluşturan zaten çözünen maddenin kendisi. O zaman emme kuvveti ve ozmatik basınç doğru orantılı. Su ile hipotoniklik doğru orantılı. Emme kuvveti ile hipotoniklik, burada gördüğümüz gibi her ikisi de birbirine ters orantılı. Hipotoniklik ve hipertoniklik, hipotoniklikle hipertoniklik yine birbiriyle ters orantılı. Şimdi ozmoz çeşitlerine gelelim. Bitki hücrelerine bakalım değerli arkadaşlar. Şöyle bir hücre çiziyorum. Bunun dışına da bir çeper çiziyorum. Bitki hücrelerinde çeper var biliyorsunuz.
çekirdek ve bir kofu. Şu anda bu hücremiz izotonik bir ortamda olsun. İzotonik ortamı yazdım. Ben bu hücreyi hipertonik ortama alırsam. Hipertonik ortamda değerli arkadaşlar, doğru orantısı neydi? Çözünen madde, ozmotik basınç, emme kuvveti ve derişimi, yani yoğunluğu yüksek olan bir ortamdı. Bunlar doğru orantılıydı. O zaman hücremizin bulunduğu ortamın emme kuvveti yüksek. Emme kuvveti neyi emecek? Hücrenin suyunu emecek. Dolayısıyla hücre su kaybeder ve büzülür. Buna plazmoliz adını veriyoruz. Şimdi plazmolizin şeklini çizelim. Hücre çeperimiz esnek olmadığı için onda bir değişim yok. Ama zar hücre su kaybettiği için içeri doğru çöküyor. Koful da su kaybettiği için küçülüyor. Bu da plazmoliz olmuş bir hücrenin görüntüsü. Sorularda sorabilirler. Zar ile çeper arası mesafe nasıl değişti diye. Şimdi bakıyoruz, zar ve çeper arası mesafe şu kadardı. Şimdi zar ve çeper arası mesafenin arttığını görüyoruz. Çünkü zar çeperden uzaklaştı. Zar çeper arası mesafe arttı. Arkadaşlar, hücre küçüldüğü için organeller de otomatik olarak birbirine daha yakın olmaya başladı. Yani organeller arası mesafe azaldı. Bizim kofulumuz bu kadarken kofulumuzun küçüldüğünü görüyoruz. Yani koful hacmimiz azaldı. Koful hacmi azaldığına göre, içindeki suyu da bıraktığına göre o halde kofulumuzun ağırlığı da azalmış oldu. Kofulun yoğunluğu, ozmotik basıncı su kaybettiği için otomatik olarak artmış oldu. İsterseniz o da şöyle yazalım. Koful yoğunluğu ne yapar? Su kaybettiği için derişimi yükselir ve artar. Şimdi plazmoliz olmuş bir hücreyi biz eski izotonik ortamına koyarsak ne olur? Su alarak eski haline döner. Buna de plazmoliz denir. Peki bir bitki hücresini saf suya koyarsak, zaten saf suyun su yoğunluğu %100 olduğu için bu hücremiz doğal olarak su olacak. Hücre su alarak şişer. Buna turgor denir. Evet, şöyle hücremizin çeperini yine çiziyorum. Zar arkadaşlar çepere oldukça yaklaşır. Şöyle çizdik. Gördüğümüz gibi hücremizin sitoplazma hacmi arttı. Koful da su aldığı için koful da büyüdü. Bu turgor durumunu gösteriyor. Şu plazmoliz durumunu gösteriyor. O halde zar çeper arası mesafe azaldı. Organeller arası mesafe sitoplazmanın büyümesiyle birlikte arttı. Kofulun hacmini görüyoruz, o da arttı. Kofulun ağırlığı su aldığı için arttı. Kofulun yoğunluğu su aldı, su seyreltti kofulu. O yüzden yoğunluğu azaldı. Küçük moleküllü maddelerin az yoğun olduğu ortamdan çok yoğun olduğu ortama ya da eşit yoğunluklu ortamlardan madde geçişidir. Arkadaşlar, şurası az yoğun bir ortam, şurası çok yoğun bir ortam. Yine bu da suda çözünen maddelerin geçişi. Bakın ne yapıyor? Bir protein kanaldan geçiyor. Burada kinetik enerjilerinin tersi yönünde, difüzyonun tersi yönünde olduğu için benim burada ATP enerjisi harcamam gerekiyor. ATP harcanıyorsa o zaman enzim kullanılmalı. Enzim kullanılıyor ise o zaman bu olay bir canlılık olayıdır. Taşıyıcı maddeden geçiyor zaten. Kullanılır mı? Evet, kullanılır. Yoğunluk farkı şartı aranır mı? Hayır. Zaten şurada biz ne yazdık? Eşit yoğunluklu ortamlardan. Mesela şöyle gösterelim. %5 sodyum klorür, %4 sodyum klorür diyelim. Sodyum klorürün hücrenin içine alınması az yoğundan çok yoğuna doğru olduğu için ATP enerjisi aracılığıyla, yani aktif taşımayla gerçekleşir. Veya şöyle yazarsak %5 sodyum klorür, %5 sodyum klorür. Eşit yoğunluklu ortamlardan da arkadaşlar maddenin alınması için yine aktif taşıma yapılması gerekiyor.